Şöyle Şöyle açalım. Abi. açalım. Şimdi. Çektim mi oğlum? Bak öpüşeceksin az kalır. Başladım oğlum. Merhabalar, nasılsınız? ODTÜ Yorum'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 8. yurdun önündeyiz. Tabiri caizse Abazan Yurdu. Abazan Yurdu'nun kantinlerini deneyeceğiz. Hocam, hoş geldin öncelikle kanalıma. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben direkten. Bugün Güzide yurdumuzun en güzel kantini yurdum demeyeyim. Özür Okulun dilerim. en güzel. Olmadı. Toparlayayım. Güzide Toparlıyorum. yurdumuzun Araya mıyım geldi? Güzide Toparlıyorum. kuramadım cümleyi. Tamam. Okulun en güzel kantini deneyeceğiz. Fiyat performans öğrenci dostu. Şimdi sonra göstereyim. Yurdumuza doğru geçelim. Hocam şimdi burada yürüyoruz. Jenerik müziği geliyor. Şimdi 8. yurdun en meşhur yemeklerini aldık. En meşhur tabaklarını daha doğrusu. Biftek tabağımız var. 30 lira 4 adet biftek. Mis gibi bir tabak. Bunun baharatlısı külbastımız var. Bu da 32 lira. YPT'miz bu yurdun belki de okulun en meşhur yemeği. YPT. Her gelen YPT olarak farklı yani farklı duyar ama yani. Evet. En meşhur da burası. Aa, bu da kaçtı? 22. 23. 23 lira. 23 lira. Sporcu tabağımız fazladan pilavlı ve abartılmış pilavlı. Aynen abartılmış bu kadar pilavlı değil ve alt yani 2 adet fazla biftekli. Biftek tabaktan farkı o ve 37 lira. 37 aynen ve 2 tane. Tabildotları da çok güzel. Oğlum ismi neydi ya? Tabildotumuz da kaçtı 22,5 hocam değil mi? 22,5 ana yemek, pilav, çorba, salata. Mis gibi. 22,5. Gayet tadından gayet yap. Size koyayım. Ne koyayım? Ömer'im sana bir kola koyayım. Sen koy yeter şu an. Ne hocam senle bir ilk önce YPT'nin tadına bakalım istiyorum ben. Salatalı, soslu bak şöyle bir şey yaptım. Afiyet hocam olsun. Bunu ben sana şöyle vermek istiyorum bak bak. Bana mı? Sana şöyle bir yedirmek istiyorum. Ooo. Ooo. Ben de sana yedirim. Kafa yiyeceğim bulamadım adamı. Ooo. Harbiden okulun en meşhur yemeği olmayı hak ediyor çünkü tam bir fiyat performansı. Eskiden daha doyurucuydu tabi. Şu an biraz sıkıntılar tabii. Da var. Enflasyon ve enflasyon. Öyle bir şey yok. Onlara girmeyelim. Öyle bir şey. Bu hocam bu da baharatlı. Külbastımız çok baharatlı duruyor. Çok ben baharatlı. Merak ediyorum. Ben bunu yerken iki kere yedim zaten. İkisinde de terledim yerken. O derece baharatlı. Baharat sevmiyorsanız almayın. Baharatlı. Hmm. Bakayım. Lezzetli. Ben baharat çok severim. Benim bayağı hoşuma gitti. Ya güzel tadı güzel de. Ya yani mesela ben gelip bunu yerim. Spor şey yerine, biftek yerine bunu da tercih edebilirim. Güzel. Ben de yerim. Çok güzel. Böyle bak patates püreli köftemizi de şöyle tadalım. Köftesi de tam bir şey köftesi hani kantin köftesi ama güzel. Güzel. Yemekhane gibi değil. Orta tabii canım yani. Yemekhaneler gibi değil. Sana neden hocam dediğimi açıklamak istiyorum izleyicilere. Aa, doğru. Bu çok önemli bir detay. Hocam diyemediğin için. Hala espriyi anlayamadınız değil mi? Şimdi ben bu çocuğa hocam diyorum ama ODTÜ ağzı herkes birbirine hocam dediği için hocam demiyorum. Doğru. Yani aramızda bir samimiyetsizlik yok. Aslında yok. He? Abi bu adam benim için Ahmet Çakar neyse, Ahmet hocam neyse abi, bu adam da benim için olur. Estağfurullah kardeşim estağfurullah. Ahmet hocamdan da estağfurullah, sana da estağfurullah. Ben o yüzden hocam diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok samimiyetsizsiniz falan yazılmasın. Ya. Şöyle yani da yazılmasın. Bu yurt neden Abazan yurdu olarak geçiyor? Çok önemli bir soru. Allah kurtarsın kardeşim. Yıllar yıllar evvel, tamam mı? Evvel zaman için. Daha o zaman böyle internet falan. Yani yok demeyeyim de var da yani çok yaygın değil herhalde. O zaman böyle megabaytlar, gigabaytlar falan. Yani fotoğrafların baytlarla falan çekildiği bir dönem diyeyim ben. Japon şeyi. Yeter! Yeter! Bir kardeşimiz diyelim. 2 terabaytlık bir arşiv yapıyor. Arşivi de müstehcen içeriklerle doldurmuş tabii. 2 terabaytlık müthiş bir arşiv var. Şimdi bu arşiv işte dediğim gibi internet erişimi de çok fazla yok. Tamam mı? O yüzden hani açık kaynak olarak yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle Google'a falan yok hiç öyle şey bir bulamazsın. Bilebilir miyim? Hocam arşivin mükemmel olduğunu nasıl kanaat getirdiniz? Ben bunu soracağım. Öyle mi söyledim? Öyle söylüyorum abi. İlk defa duyuyorum. Nerede? Nasıl? İnsanların böyle işte erişimi az olduğundan bu adam bunu ODTÜ içinde açmaya karar veriyor.
yüzden insanların canı ne zaman müstehcen bir şey izlemek istese çıkar böyle camlara, ne bileyim devrime, aşağı yukarı Hector, Hector diye bağırırlarmış. Hani şu kaynağı aç da bir işimizi görelim tarzında. O yüzden böyle insanların canı şey olan istediğinde falan yani böyle bağırıyorlarmış. Hector, Hector diye. O Hector da bu yurttaymış. O yüzden diyorsun. O yüzden. Benim bildiğim başka hikayeler de var yani ya, sebeplerinden biri. Evet. Çok farklı. Zaten okulda başka böyle anlı bir yurt var mı? Ben duymadım. Var, 9. yurt. 9. yurt gay yurdu. 4. yurt deli yurdu. Barak oğlum abi. 4'de 6 yurt değil, barak abi. Köpek kulübesi. Velhasıl yani böyle köklü bir yurtta kalmaktan gurur duyuyorum kendisi. Her kula nasip olmaz. Abi o zaman buradan da seninle bir anlaşalım. Kesin yurt vlogu da gelir. Yemekten sonra ne yaparsın? Oh. Hocam ben tam öyle bir yemek dedim. Şimdi Abdülkerim Durmaz Hocam ben bu videoyu inanır mısın 2 ay önce burada çektim aynı masada. Evet. Ama bu sefer arkam burada değildi, arkam kantine doğruydu ve videoyu çektik. Ben gittim, editledim, yaptım. 7-8 saat edit yaptım. Videoyu çekmek zaten kaç saat sürdü. O kadar emek var. Videoyu tam yayınlayacağım. Arkadaşlarıma birkaç kişi izletirim ben videoyu yayınlamadan. İzlettim, bir baktık. Arkada neler yapmışlar. Benim arkamda neler yapmışlar. O yüzden video güme gitti, tekrar çektik. Ama bu sefer sen varsın yani. O yüzden daha değerli bir video bu. Yorumlarını, ama objektif ol birazcık lütfen. Yorumlarını istiyorum. Kantin ben hakkında. Her zaman objektif bir insanım, tamam mı? Mesela bana göre ben objektifim abi. Şu an bence en fiyat performansı Tabulot. YPT'nin porsiyonu bir tık azaldı. İlk geldiğimizde 9.5'tu hocam, hatırlıyor musun? Ben 10 liraydı ya. 10 muydu? 9.5 10'du herhalde yani. Evet. 10 lira yiyorduk ama daha büyük. Hocam var. Tavuğu da daha fazlaydı mesela. Tavuğu fazla. Şu an tavuğu da. Şu an tavuğu bir tık az. Ben bifteği de çok seviyorum. Biftek de çok okey ya. 30 lira. Biftekle şey arasında yiyorum genelde. Tabulot. Yani tabulot yemeğine bakıyorum. Beğenmezsem biftek yiyorum. Aynısı. YPT artık biraz daha azaldı bizim için. YPT'yi azlıyorum. Hocam peki kantine yani yemeklere 10 üstünden hem fiyat performans hem lezzet olarak. Şimdi fiyat performans olarak çok yüksek bunlar. Söyle. Ver abi puanını o zaman. Şu benim 22,5 liraya karnım doydu ve hani öyle ekmek falan yemedim. Şu an çok okey. Tadı da güzel. Fiyat performansı da düşünürsen 9 var bence. 9'u verilir. Rahat verilir. Rahat. 10 yani. Nasıl? 10 yapıştırayım hiç. Niye vermiyorsun? Yok ben 10'luk. Ben hiçbir yere 10 vermedim daha. O 10'luk yeri keşfetmedik. Keşfedeceğiz. Lezzet olarak ben buraya kaç veririm biliyor musun? 10 üstünden 8'i var. Evet lezzet. 10 üstünden 8'i var. Fiyat performans 9-9.5. Fiyat performansı Oktu'da daha iyi var mı ya? Salatalı domates. Bence. He yok. Bence de yok. Ama 9.5. Ben 10 vermem. Peki abi prensip verme. Ben şöyle söylerim bak videonun sonuna. Benim okuldaki en sevdiğim kantin. Net. Biz sabah akşam burada yiyip içiyoruz hatta. Mekan olarak çok ferah. Bak çeker misin şöyle Burak? Aynen yüksek tavanları çek abi. Abi vallahi şöyle. Yani burada Slenderman yemek yer. Gelip yer. Bak akşam pavyon gibi oluyor. Onları da çek. Evet ışıklar pavyon gibi akşam. Mis tam gibi, bir Ankara havası mis. Tek sıkıntısı bazen çok yemek kokabiliyorsun. Evet, buraya kadar izlediysen bir like'ı da koy artık değil mi? Değil mi? Yani, videonun yoksa sonuna geldik Mert artık. Hocam Mert hocam bir şey ısmarlayın. En uzun O yazana. En uzun O yazana. O'daki O'nun en uzun olanını yazana. Mert buradan bakarız. YPT'mizi ısmarlarız. YPT. Tamam. En uzun O yazana. Bir hafta içinde falan en uzun O yazana. Ama öyle olsun. 1, 2, 3. Oh. Mis. Bunu da benden mis olsun. Mis sen ekstra. Mis benden olsun. Öpüyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Erotik bak. Kapanış olarak arkadaşlar burada görürseniz selam falan vermeyin bana. Uğraştırmayın beni, işim gücüm var. Sometimes shit happens kardeşim. Kaşığın kullanım şekline bakın şu kaşığın. Oh, afiyet olsun. Yenilik getirmiş hocam. Otlu öğrencisinin inovasyonu. Ya TÜBİTAK. Yeter. Kusura bakmayın, dağıldık. Sınavına karar veriyorsun.